Sayın seyirciler, mutlu günler, mutlu haftalar. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Evet, bugün tarihler 17 Aralık Pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Ve bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Çocuklarda diş sağlığını konuşacağız bugün. Çocuk diş hekimi uzmanı, diş tabibi Elif Tekpınar bizlerle birlikte. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Elif Tekpınar. Ben çocuk diş hekimi uzmanıyım. Şu an Bursa'da çalışıyorum. Hocam, şimdi aslında bugün çok önemli sorular var ve bununla ilgili de ben internette de çok araştırma yaptım. Çevremde de bayağı sordum ve çok da bilgi kirliliği var aslında bu konuyla ilgili. Bugün çocuk diş sağlığını konuşacağız sizlerle. Peki çocuk diş hekimi kimdir? Neden çocuklar için farklı bir diş doktoru var diye bir başlangıç yapalım. Evet. Bu aslında bizim için en önemli sorulardan bir tanesi. Çünkü çoğu kez dişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan aileler çocuğun diş hekimine tanıştırması gerektiğini düşünmüyor. Sonrasında da kendi güvendiği, tanıdığı bir hekime götürerek tedavisini yaptırabileceğini düşünüyor. Bu noktada ama çocuk diş hekimi neden var aslında? Çünkü çocukların diş tedavisi konusunda yeterli tıbbi bilgilere sahip olan, donanıma sahip olan ve onlarla iletişim konusunda da özel olarak eğitim almış insanlar çocuk diş hekimleri. Dolayısıyla aslında çocuğu tedavi ederken bizim için en önemli nokta onun korkularını yenmek ya da hiç korkusu oluşmamasını sağlamak. Dolayısıyla belki bazen tedaviden daha önemlisi çocukla doğru iletişim kurmak oluyor. Bu nedenle çocuk diş hekimi var. Bu nedenle çocuk diş hekimi önemli. Yani biz bile yetişkinler olarak o dişçi koltuğuna oturduğumuzda tedirginlik yaşıyorsak, evet, çocukları bu konuda biraz ikna etmek zor. Sizin için de çok zor. Burada en önemlisi, dediğim gibi, ya korku oluşmadan, zaten korku oluşmasına bir durum gerek kalmadan bir yaşından önce çocuğun diş hekimiyle tanışması ve bunun rutin bir kontrol olduğunu hani öğrenmesi, ya da eğer bir sıkıntısı, bir çürüğü ya da ağrısı varsa da o zaman öncelikle onun endişesinin kaynağına ulaşıp, yani iğneden mi korkuyor, yapılacak tedaviden mi korkuyor, ışıktan mı, sesten mi korkuyor? Bunu fark edip ona basamak basamak anlatmak gerekiyor. Korkusunu yendikten sonra bize bir güven duymaya başlıyor. Dolayısıyla ondan sonra zaten yaptıramayacağı hiçbir tedavi yok aslında. Daha çok o sesten korkuluyor galiba, evet, değil mi, evet, Elif Hocam? Şimdi peki rutin kontroller dediniz. Kaç yaşından itibaren başlanmalı bu rutin kontrollere? Aslında annelerin genellikle artık insanlar hamileliği planlıyor. Ve bu dönemde nasıl kan tahlillerine gerekli vitaminleri almak için uzman doktoruna gidiyorsa, aynı şekilde de diş hekimine gelip hem kendi genel kontrolünü yaptırması hem de bu dönemde, hamilelik döneminde bir tedavi gerektiğinde bundan korkmaması için uygun dönemler var tedavi yapabileceğimiz. Bunlarla ilgili bilgi verebilmek ve çocuğun beslenmesiyle ilgili o ilk dişlerin çıkmasından itibaren yapılması gereken şeyleri anlatabilmek için hamilelik döneminde ya da bu planlanırken aileyle görüşmek çok değerli. Ama o dönemde görüşmediysek bile yine bir yaşından önce dişlerin doğru zamanda sürüp sürmediği, yine çeneyle dişlerin, yüzün uyumunun kontrol edilmesi için ve aynı zamanda çocukta biberon çürüğü dediğimiz erken dönem çürüklerinin oluşmaması için dikkat etmesi gereken noktaları aktarıyoruz. Dolayısıyla bir yaşından önce görüşmek çok faydalı. Biberon çürüğü nedir? Biberon çürüğü aslında genellikle emzirme döneminde ortaya çıkan çürükler. Bunlar çocuk gece uyurken ağzındaki tüklük salgısı oldukça azalıyor. Kuru bir ortamda anne sütü de olsa, dışarıdan aldığımız süt de olsa içerisinde laktoz var. Bir süt şekerinden bahsediyoruz. Doğal bir şey olmasına rağmen, besin olmasına rağmen. Dolayısıyla tüklüğün azaldığı kuru bir ortamda dişlerin üzerinde sütün kalması özellikle dış yüzeylerde oluşan bir çürüğe neden oluyor. Ama bu dönemde çocuklar çok küçük. Yani yaklaşık 1-3 yaş grubundaki çocuklardan bahsediyoruz. Ve bu çürükler çok hızlı bir şekilde ilerlediği için de hem
hem arka dişlere bulaşıyor, hem ciddi ağrılar ve apseler oluşturuyor. Bu noktada da açıkçası hani uyuyarak tedavi yapmak zorunda kalıyoruz. Hiç bu çürükler oluşmadan ya da kırılmalar oluşmadan ilk aşamadayken bunları tespit etmek o nedenle çok değerli. Yani uyuyarak tedavi derken genel anesteziden bahsediyoruz. Şimdi ben birazdan onlara da değineceğim. Aklımdayken birkaç soru daha var. Tabii. Hemen onları da sorayım. Ben diğer sorularıma da geçeceğim tabii. Bu parmak emme var çocuklarda. Evet. Bunlar diş sağlığına zarar verir mi? İleriki yaşlarda. Şöyle ki aslında parmak emme, emzik emme gibi alışkanlıkları biz normalde 4 yaşından önce normal ya da bırakılmaması hani bırakılması gereken bir alışkanlık olarak görmüyoruz. 4 yaşından önceki dönemde parmak emme, emzik emme normal diyebiliyoruz. Ama burada bu alışkanlığın ne kadar sık bir şekilde yapıldığı, yani günde kaç dakika ya da kaç saat emzik emiyor ya da parmak emiyor ve nasıl bir kuvvet uyguluyor. Bazen çocuklar uyurken sadece ağzında kalabiliyor bu emzik. Ama aynı zamanda çok şiddetli bir şekilde parmağını ya da emziğini emen çocuklar da var. Dolayısıyla bu alışkanlığın aslında nasıl geliştiği ve gün içerisinde ne sıklıkla yapıldığı çok önemli. Bazen 3 yaşında ya da 2 yaşında bir bebekte de parmak emmeye bağlı dişlerinde bozulmalar görebiliyoruz. Bu alışkanlık özellikle 4 yaşından sonra devam ettiğinde de dişlerde ciddi bir bozulmaya neden olurken aynı zamanda çenelerde de ciddi bir bozulmaya neden oluyor. Bu sefer daha uzun süreli tedaviler gerekebiliyor. Bu noktada yaptığımız şey aslında öncelikle çocuğa bu alışkanlığı bıraktırmak için telkinde bulunuyoruz. Onu cezalandırmadan, ona kızmadan bu alışkanlığı bırakması için öğüt veriyoruz, hatırlatıyoruz. Daha sonrasında eğer bu şekilde çözemiyorsak alışkanlık kırıcı apareyler dediğimiz apareyler var. Bunlar takıp çıkarılabiliyor ya da sabit bir şekilde belli bir süre orada kalabiliyor. Daha sonrasında da bu alışkanlığı bıraktıktan sonra çok hızlı bir şekilde özellikle büyüme gelişim devam ettiği için dişlerdeki bozulmanın geriye döndüğünü görüyoruz. Hı hı. Ama ileri dönemde yani artık 13-14 yaşına gelmiş ya da daha ileri yaşlardaki bireyler için de bu tedavinin tel tedavisi şeklinde ya da belki daha ileri işlemlerle düzeltilmesi de gerekebiliyor. Peki şimdi biraz da süt dişlerine ben değinmek istiyorum. Nedir süt dişi ve bunun önemi nedir? Süt dişleri aslında bizim yaklaşık 6 aylıkken çıkarmaya başladığımız ilk dişlerimiz ve evet geçici dişlerimiz. Yani 6 aylıkken çıkarmaya başlayıp yaklaşık 3 yaş civarında bütün süt dişlerinin tamamlandığını görüyoruz. Daha sonra da 6-7 yaşında alt ön dişlerle birlikte bu dişlerimizi değiştiriyoruz. Yerine daimileri geliyor. Şimdi bu annelerin babaların, şimdi ben virgül koymak istiyorum. Evet. Çocukların dişlerine ip takıp çekmesi bu mu? Süt dişi ilerleyen 7 yaş dediğiniz yenileyen. Aynen. Tarafı bu. Aynen. O hepimizin çocukluk hatıralarında. Evet ne yazık ki. Yer alıyor. Hı hı. Bu dişlerin ama değişme süreci aynen çıkma süreci gibi yıllara yayılıyor. Yani 6-7 yaşında bu dişler değişmeye başlıyor ama arkadaki süt azı dişlerimizi ya da örneğin üst köpek dişlerimizi biz yaklaşık 12-13 yaş civarında değiştiriyoruz. Yani 6-7 yıllık bir değişim sürecinde bazen şöyle düşünebiliyor aileler. Bunlar zaten süt dişi. Hani bunlar çok da belki parmak emse çapraşıklık olsa da çok önemli olmayabilir. Ya da bunlar çürük olsa da çok önemli olmayabilir. Yerine yenisi gelecek. Ama bizim şunu aslında hiç unutmamamız lazım. Dişlerimizle ilgili herhangi bir sıkıntı yerine gelecek yenisiyle birlikte de ne yazık ki devam ediyor. Çünkü örneğin çürükten bahsedersek çürük bulaşıcı bir bakteriyel hastalık. Dolayısıyla ağız içerisinde çürük olan bir süt dişi varken yerine gelen ya da yanından çıkan bir daimi dişi de çok hızlı bir şekilde çürütüyor. Bu sefer başlayan bulaşıcı bir hastalık gibi bu. Aynen evet. Öyle. Başlayan bir problemin aslında sürekli bir problem haline ve kompleks bir problem haline geldiğini görüyoruz. Bu nedenle çürüğü tespit ettiğimiz ilk anda tedavisi çok basitken ilerleyip ağrı yaptığı zaman daha uzun tedaviler demek bu. Ya da daim dişlere bulaştığı zaman daha ciddi bir takım sıkıntılara neden olabilecek problemler demek. Peki o az önce bahsettiğim olay zararlı mı? İple çekmek. Yani şöyle aslında. Hala yapılıyor çünkü bu. Evet. Burada önemli olan şey şu, vakti gelen her diş zaten düşer. Öncelikle bu dişin doğru zamanda sallanıp sallanmadığını bilmek lazım. Çünkü bazen çocuklar biz fark etmesek de özellikle ilk yeni yürümeye başladıkları dönemde
ağrıdığını fark etmeden bir yerlere çarpabiliyorlar yüzlerini ya da dişlerini ve aslında hiç zamanı gelmemişken oynamaya başlayabiliyor. Bu aynı şey parmak emme alışkanlığı ya da emzik emme alışkanlığına bağlı olarak da yani 7-8 yaşında üst ön dişleri değişmesi gereken bir çocuğun 3-4 yaşında ya da 5 yaşında ön dişleri sallanıyorsa o zaman acaba hani başka bir etken var mı diye mutlaka bakmak lazım. Bunu da ailenin tek başına karar vermesi açıkçası mümkün değil. Bu nedenle diş hekimine, çocuk diş hekimine danışmakta fayda var. Onun dışında da zamanı gelmiş bir diş için de yeterince oynadığı zaman zaten çok kolay bir şekilde çıkar. O yüzden ilk oynamaya başladığı böyle ufak ufak hareket etmeye başladığı anlarda hem çocuğa ısrarcı olmamak çok önemli. Çünkü ciddi bir korku oluşturuyor sizin de söylediğiniz gibi. Hem de bunun herhangi bir bazen yutulabilir mi acaba nefes borusuna kaçar mı diye endişeleniyorlar. Bu tarz endişelerimiz varsa da yine diş hekimiyle bunu çözmekte fayda var. Daha doğru olur. Peki şimdi hazır çürükler demişken Elif Hocam bu demir ilaçları da dişleri çürütüyor mu peki? Bu da yine çok çok yaygın sorulan bir soru bana. Demir ilacı aslında genellikle çocuklarımıza veriliyor. Çünkü demir eksikliği çok ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Bu nedenle de demir takviyesinin eğer gerekiyorsa mutlaka kullanılması lazım. Dişlere ya da vücuda doktor tarafından uygun dozda verilen bir demir ilacının hiçbir zararı yok. Bu konuda rahat olabilir aileler. Hı hı. Sadece demir ilacı birazcık boyayıcı bir ilaç olduğu için iki tane yol benimseyebiliriz. Ya bu ilacı içerken mümkün olduğunca dişlere hiç temas ettirmemeye çalışabiliriz. Ya da çocuğumuz ufaksa belki bunu başaramayacaktır ama içtikten hemen sonra birkaç yudum su verip dişlerini fırçalayabiliriz. Böylece hiçbir boyama yapmaz. Ama diş çürütür mü diye düşünürsek demir ilacı diş çürütmez. Tabii ki bütün ilaçların içinde belli miktarda şeker söz konusu. Özellikle çocuklar için olan ilaçlarda, öksürük şuruplarında ya da antibiyotiklerin içinde çok ciddi bir şeker oranı var. Dolayısıyla aslında antibiyotik ya da kullandığımız diğer ilaçların içindeki şeker sık sık kullanıyorsak dişlerde çürüğe neden olabilir. Ama mutlaka fırçalamak ve temizlemek gerekiyor. O zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Peki hazır fırçalamak dedik, temizlemek dedik. Peki bu diş ipi kaç yaşından itibaren kullanılmalı? Diş ipini şöyle, eğer dişlerimizin arasında boşluk varsa çok da fazla kullanmamıza gerek yok. Nitekim çocuklarda da aslında süt dişlerinin arasında genellikle rahat bir şekilde fırçalayıp temizleyebilecekleri boşluklar mevcut. Eğer bu tarz boşluklar yoksa arka dişlerde arayüz çürükleri oluşmasın diye çatallı diş ipleri dediğimiz ailelerin rahat kullanabileceği yani anne baba tarafından çocuğa uygulanabilecek diş ipleri var. Bunları tavsiye edebiliriz. Ama zorlanıyorsak da yine aslında düzenli fırçalamayla çürük oluşumunu engelleyebiliriz. Hı hı. Yetişkinlerde de yine aynı şekilde normal ip şeklinde olanları değil çatalları genellikle hastalarımız daha kolay kullanıyor. Bunun için önemli olan yaştan ziyade dişlerimizin arasında yeterli temizleyebileceğimiz boşluklar olup olmaması. Evet. Şimdi ben biraz daha geriye gitmek istiyorum tabii. Hocam. Çocuklarda bu ilk diş kontrolü ne zaman yapılmalı? Ne zaman aileler gelmeli ilk diş kontrolü için? Dişlerin dizilimiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmek için 3 yaşından önce bizi ziyaret etmeleri çok önemli. Bazen çıkmamış dişler olabiliyor. Bazen dişlerin diğer birkaç dişin ya da bir dişin diğer dişlerden farklı seviyede olduğunu görebiliyoruz. Yani mesela o 1-2 yaş diliminde dişlerde sıkıntı yaratılabiliyor mu? Sıkıntı olabiliyor mu? Bu biberon çürüğü dediğimiz erken çocukluk çağı çürüğü de dediğimiz durum genellikle 1-3 yaş civarında görüldüğü için o dönemde eğer lekelenmeler görüyorsalar bu demir ilacına bağlı ya da gerçekten kullandıkları diğer ilaçlara bağlı oluşabiliyor. Ama bir taraftan çürük olma riski de var. Çürük olduğunda dediğim gibi hani çok erken aşamalarda dolguya ihtiyaç kalmadan tedavi edebiliyoruz. Dolayısıyla bizi erken ziyaret etmeliyiz. Bu açıdan faydalı. Ama bütün süt dişleri yaklaşık 3 yaşında çıktığı için tüm dişlerin çıktığı dönemde de yine diş hekimine kontrole gelmekte fayda var. Erken her zaman tedavi çok daha basit, daha konforlu, daha kolay bir tedavi anlamına geliyor. Evet, şimdi Elif Hocam biz sürekli bu flor kelimesini duyuyoruz. Evet. Nedir öncelikle ve zararlı mıdır? Flor aslında doğada bulunan bir mineraldir. Biz aslında dışarıdan hiçbir flor takviyesi almasak da bebekler anne karnındayken dişlere ve kemiklere flor annenin vücudundan takviye edilmektedir. Dolayısıyla flordan aslında korkmamıza gerek yok.
Tabii ki her şey gibi bunu da kararında doğru dozda kullanmak çok önemli. Florun varlığının amacı aslında, yani bugünkü flor tedavisinin ya da macunlara eklenen florun amacı diş çürüğünü önlemek. Bununla ilgili de çok ciddi kanıtlar var. Yani florun %50 oranında çürüğü engellediğini biliyoruz. Ve flor tabletlerin, flor gargaraların ya da diş iplerine katılan ya da macunların içine katılan ya da hekim tarafından uygulanan flor tedavilerinin çürükleri ciddi anlamda etkilediğini, önlediğini ve aynı zamanda çok basit, kolay bir tedavi yöntemi olduğunu biliyoruz. Aslında bu nedenle de mümkün olduğunca bazı ülkelerde içme sularına, sütlere, tuzlara flor katılıyor. Ama ülkemizde sadece hekimler tarafından uygulanan... Yani iyi bir şey mi bu sulara katılması? Şöyle ki, sulara katılması aslında... daha eski yıllarda, yani florun ilk Amerika'da diş çürüğü üzerine olumlu etkisinin olduğunu fark ettikten sonra uygulanan bir yöntem. Türkiye'de yapılmıyor. Bir taraftan da kontrolü birazcık zor bir yöntem. Neden derseniz, biz bir kişinin günde ne kadar su içtiğini, yani o flora ne kadar maruz kaldığını bilemeyiz. Ama ülkemizde zaten böyle bir durum yok. Türkiye'deki flor oranı yaklaşık günlük dozun 1/4 ile yarısı arasında. Dolayısıyla bizim içme sularından zararlı çok miktarda flor almamız gibi bir durum söz konusu değil. Flor yararlı mıdır? Evet. Yüksek dozu zararlı mıdır? Tabii ki evet. Ama bugün örneğin bir macundaki florun zararlı olabilmesi için bizim yaklaşık bu 70-75 gramlık macun tüplerinden 3 tane falan yememiz lazım. Yani bunu yapmadığımız sürece hani florun zararlı olması gibi bir durum söz konusu değil. Ya da hekim tarafından uygulanan macunu, flor jelin ya da cilanın ciddi oranda yutulması lazım. Nasıl yutulması hocam? Zararlı olması için normal şartlarda biz bunu uygularken çok ciddi bir şekilde hastanın yutmaması için önlem alıyoruz. Ama bu bir şekilde hani mümkün olmazsa, hasta bunu yutarsa o zaman zararlı olur. Ama günlük kullanımdaki içme sularındaki ya da macundaki ya da normal şartlarda bizim klinik ortamında uyguladığımız flor tedavisinin herhangi bir zararı yok. Sadece dediğim gibi %50 oranında çürüğü azaltan bir etkisi var. İnsanların genelde okuduğu şeyler işte beyinde birikiyormuş, epifiz bezinde birikiyormuş gibi şeyler. Ama hani ilk başta söylediğim gibi flor sert dokularda biriken bir mineral. Dolayısıyla da bunun bu tarz bir etkisinin olmadığına emin olabilirler. Bunu da şu şekilde emin olabilirler. Florla ilgili yapılan çalışmaları internetten okuyabilirler rahatlıkla. Yani bunun zararlı bir etkisi olsaydı inanın ne ülkeler bunu kullanırdı ne de bu kadar flor yaygın macunların içinde ya da dediğim gibi hekimler tarafından uygulanan bir mineral olurdu. Hocam sizin de çok temiz ve beyaz dişleriniz. Teşekkür ederim. Siz neye borçlusunuz bunu? Açıkçası ben de çocukken flor tablet kullandım. O yüzden hı hı. çürüksüzlüğü biraz buna borçlu olduğuma inanıyorum. Hı hı. Onun dışında da sağlıklı beslenme dediğiniz gibi çok çok önemli. Yani diş sağlığında aslında iki tane temel basamak var. Bunlardan birisi fırçalama, diğeri de beslenme. Bu iki basamağı atladığımız zaman çürükle ya da diş hastalığıyla karşılaşmamamız mucize olur. Evet. Aslında şunu ben çok merak ediyorum. Hep tabii benim de çevremde var bu tarz şeyleri çok duyuyorum ben. İşte diş fırçasına macunu sürdükten sonra işte suya tutup dişlerimizi fırçalarız ya. İşte o suya tuttuktan sonra o macun etkisinin azalması, buna benzer şeyler doğru mu? Gerçek mi? Şöyle ki şimdi bizim kendimize uygun yeterli yumuşaklıkta sert olmayan bir fırça seçtikten sonra aslında suya tuttuğumuz zaman o macunlu fırçayı sadece onu birazcık daha yumuşatmış oluyoruz. Ama bazen bu yumuşama daha fazla, yani normalde zaten yumuşak bir fırça seçtikten sonra suyla birlikte ekstra yumuşattığımız zaman bir miktar fırçanın temizleyici etkisi istediğimiz oranda olmuyor. Hı hı. Onun dışında da tabii ki üzerindeki macun azalacağı için etkisi daha az olur. Ama biz zaten macunu aynı o reklamlarda gördüğümüz gibi kocaman değil de bir mercimek tanesi kadar, çocuklar için de bir pirinç tanesi kadar kullanmak istiyoruz. Bu hı hı. yeterli yani. Evet. Şimdi hocam aslında ben şunu da sormak istiyorum. Bu anne sütünün dişler üzerinde bir etkisi evet. var mıdır? Şöyle ki... varsa nasıl oluyor? Dünya Sağlık Örgütü 2 yaşa kadar aslında anne sütünü bebeklerin kullanması gerektiğini ve
2 yaş öncesinde yine anne sütüyle beslenmeyi tavsiye ediyor. Biz de baktığımız zaman yine en az 6 ay anne sütünün çocukların bağışıklık sisteminde gerekli mineralleri, vitaminleri alabilmesi, proteinleri alabilmesi açısından çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu biberon çürüğünden bahsederken şöyle bir korku oluşabiliyor. Anne sütü acaba zararlı mı? Ama aslında tam tersi, anne sütü oldukça yararlı, dediğim gibi çok zengin bir kaynak. Dolayısıyla çocukların ilk 6 ay özellikle ama tercihen 2 yaşından önce anne sütü alması faydalı. Bu bağışıklık sistemine etkili olduğu kadar, bağışıklık sistemini güçlendirdiği kadar bir taraftan da diş çürüğü üzerinde de aslında yararlı bakteriler, yararlı proteinler içermesi nedeniyle ve yine kalsiyum oranından dolayı yararlı. Dolayısıyla aslında anne sütünü hani bu çürük konusunda suçlamıyoruz. Tam tersi, aslında anne sütünün yararlı olduğunu, sadece doğal anne sütü de olsa, dışarıdan alınan süt de olsa, içinde şeker olduğunun unutulmamasını istiyoruz. Evet, şimdi konudan konuda da atlamak istemiyorum. Aklıma geldikçe ben böyle ara ara soracağım hocam. Bu elektronik diş fırçaları, hı hı, özellikle şu anda çocuklarda mesela çok yaygın, evet, kullanılmaya başladı. Öneriyor musunuz elektronik diş fırçalarını? Doğru bir tercih mi? Şöyle ki, özellikle hastalarımıza manuel, yani elle fırçalama ya da elektrikli diş fırçası gibi bir seçenek sunmaktan ziyade hasta için hangisi uygunsa bunu tercih etmelerini istiyoruz. Yani bizim amacımız şu açıkçası, dişlerin temiz kalması. Bunu hasta eğer elle fırçalayarak başaramıyorsa, yani siz her yıl yeni bir çürükle tanışıyorsanız, o zaman bu noktada mutlaka ya dediğim gibi beslenme konusunda ya da fırçalama konusunda bir takım eksiklikler söz konusudur. Hı hı. Ve fırçalama konusundaki bu eksikliği çoğu kez elektrikli diş fırçasıyla giderebiliyor hastalar. Çünkü birazcık daha eğlenceli geliyor özellikle çocuklara. Yani bunların müzikli olanları var, işte belli bir süre içerisinde çalışan, yaklaşık 3 dakika çalışıp duranlar var, saatli olanları var ya da hekimle birlikte bir uygulama üzerinden hekimin sizin fırçalama alışkanlığınızı kontrol edebildikleri var. Hani dolayısıyla biraz daha aktif kullanabilmek, daha iyi fırçalayabilmek adına tercih edilebilir. Ama bir taraftan da daha sert fırçaladığı unutulmamalı. Dolayısıyla aslında haftanın 7 günü bu elektrikli diş fırçalarıyla fırçalamak yerine belki birkaç gün elektrikli diş fırçasıyla, birkaç gün elle fırçalamak. Evet. Yani değiştirilebilir. Aynen öyle. Ya da belki akşamları elektrikli diş fırçasını kullanırken İlk fırçalamayı sabah ya da öğlen yine normal fırçayla yapmak ve çocuklar için de asla unutulmaması lazım. Anne baba gözetiminde kullanılması lazım. Çünkü bunlar diş etine zarar verebilir. Onu çocuk yanlış yere, evet, uygulayabilir. Evet. Mutlaka çocuk başlığı ya da çocuk için olan elektrikli diş fırçalarının kullanılması lazım. Çünkü dediğim gibi normal fırçalardan biraz daha sert bunlar. Bir de aynı zamanda elektrikli bir alet olduğu için mutlaka gözetimle kullanılması lazım. Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum ben. Bu mesela annelerimiz bizim çocukken, işte küçükken özellikle baldı, işte pekmezdi, bunları çok yedirirlerdi bize. Evet. Bunlar etkiler mi diş çürüklerini? Ya da şöyle genel olarak bir soru sorayım. Beslenme düzeni nasıl olmalı? Beslenme düzeninde mümkün olduğunca paketli ürünlerden kaçmak istiyoruz aslında. Hı hı. Çünkü paketli ürünlerin içerisinde çok yüksek bir şeker oranı var. Aynı zamanda da bu ürünler normalde bizim tükettiğimiz doğal besinlere göre çok daha yumuşak. Dolayısıyla hem çiğneme aktivitesi azaldığı için bu aynı zamanda kasların gelişmesi, çenenin gelişmesi için çiğneme alışkanlığı önemlidir. Aynı zamanda da çok böyle arada biriken bisküvi, kraker gibi yapışan dişlere jelibon gibi jelibon gibi şeyler, şekerli gıdalar her zaman bizim için çürük oluşturucu ciddi bir etken demektir. Bu nedenle de paketli ürünleri değil de daha doğal ürünleri tercih etmek gerekiyor. Onun dışında da yine dediğiniz gibi bal gibi aslında daha doğal şekerli, hı hı, ürünlerin dişler üzerine, balın aynı zamanda antibakteriyel bir etkisi de var. Ama bir taraftan yine onun da doğal da olsa içinde şeker olduğunu unutmamak gerekiyor. Hı hı. Bunun yanında bir de çürük önleyici gıdalar da var. Bunlardan da aslında yardım alabiliriz. Peynir gibi, şekersiz kakao gibi ya da şekersiz çay gibi. Belki çocuklar için çok uygun olmayabilir şekersiz çay, hı hı, ama
yetişkinlerin tercih edebileceği gıdalar bunlar. Hocam bu elma da bir ferahlık hissi veriyor aslında dişlere. Evet. Onun bir etkisi var mı mesela bu durumda? Şöyle ki elma lifli bir gıda. O yüzden aslında dişlerin üzerini temizliyor. Elma, çiğ yer fıstığı ya da havuç gibi. Bunlar dişleri aslında bir miktarda temizleyen gıdalar. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Tabii bu şimdi ben az sonra genel anesteziyi de konuşmak istiyorum. Diş bozukluklarında erken tedavi bununla ilgili de tabii değineceğim. Birçok sorun var. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olay sağlık kaldığımız yerden devam ediyoruz olay sağlıktan. Hocam çürükten korunmak için neler yapılmalı? Çürükten korunmak için aslında koruyucu diş hekimliği dediğimiz uygulamalardan yararlanıyoruz. Bunlar nedir? Aslında üzerinde uzun uzun konuştuk, flor tedavisidir. Floru illa diş hekimiyle birlikte uygulamak zorunda değiliz ama macunlarımızı florlu tercih etmek ya da flor tabletler kullanmak ya da diş hekiminde uygulanan flor tedavisini yaptırmak bir yöntem olabilir. Şimdi tabii aslında çocuklar hep böyle ısrarcıdır. Yani çikolata istiyorum, evet. Şeker istiyorum, tatlı gıdalar istiyorum. Yani işte bu gıda boyaları var mesela, evet. Ne yazık ki. Ama şimdi ailelerin bu tarz bir önlemde tabii bu yerde sözünü de geçiremiyor anne baba. Çocuk da yemek istiyor, arkadaşından görüyor, dışarıda görüyor. Peki bunun için nasıl bir önlem alınmalı? Aslında ben en önemli nokta burada bu. Diye düşünüyorum. Şimdi aslında çocuklar genel olarak anne babayı rol model olarak görüyorlar. Yani onlar bizlerin küçük birer hali gibi düşünüyorlar kendilerini. Dolayısıyla da bizim yaptığımız her şey, bizim yapmadığımız her şey ve bunları nasıl ona ifade ettiğimiz çok önemli. Yani ben sana şekerli bir şey yeme diye söylüyorum ama kendim bir taraftan belki şerbetli tatlı yiyorum. O da şekerli diyebilir çocuk. Yani bir süre sonra inandırıcılığı kalmayabiliyor. Ya da bu eşik aşılmış olabiliyor. Yani annem babam bana söylediği her şeyi aslında kendisi yaparken hani benim de demek ki yapmamda bir sıkıntı yok. Demek ki onlar da hani söyledikleri her şeyi çok da uygulamıyorlar. Yani bu noktada fırçalama için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla anne de baba da gördüğünü uyguluyor çocukta. Aynen öyle. Yani çoğu kez bizim belli başlı şeyleri açıklamamıza bile gerek kalmadan mesela fırçalama alışkanlığı oturabilir bir çocukta. Yani gece yatmadan önce fırçalamadığı için rahatsız oluyorsa bu çocuk artık orada korkacak bir nokta yok aslında. Yani o çocuk o fırçalama alışkanlığını edinmiş demektir. Ya da paketli her ürün için böyle bir canının çekip onu istemediğini görüyorsak ki bu da evde bu ürünleri bırakmamakla oluyor. Yani biz evimize sürekli paketli gıdalar alıyorsak çocuk illaki onlardan yemek isteyecek. Evet. Okullarda yapılan yine düzenlemeler de güzel. Hani asitli gıdaların, şekerli gıdaların uzaklaştırılması kantinlerden bunlar da olumlu uygulamalar. Ama onun dışında da şunu hiç unutmaması lazım anne babaların. Çocuklarla iletişim kurarken biz kararlı davranırsak biz vazgeçmezsek onlar vazgeçecek. Yani kızmadan, dediğim gibi cezalandırmadan, ona kendisini kötü hissettirmeden bunların zararlı olduğunu ya da fırçalamanın neden gerekli olduğunu açıklarsak bir şekilde o alışkanlık oturacak. Vazgeçmemek evet. lazım. Aslında burada tamamen anne ve babaya rol evet. düşüyor. Çünkü sofrada o aile yemek masasında asitli gıdaları tüketince çocuk da ister istemez onları tüketmek isteyecektir. Normal geliyor. Yani normal o geliyor. Alışıldık bir durum oluyor. Ben çok karşılaştım. İşte asitli içeceğin içine su katalım. Öyle içirelim. Belki daha az zararlı olur evet. gibi. Sonuçta onun zararı yine aynı zarar yani. Peki engelli bireylerde diş sağlığında nelere dikkat edilmeli? Bu aslında yine bizim için çok çok önemli bir konu. Çünkü engelli çocuklarda ya da yetişkin bireylerde diş tedavisi ihtiyacı olduğunda bu %90 belki %95
uyuyarak yine anestezi altında tedavi şeklinde sonuçlanıyor. Dolayısıyla da bazen bu bireylerin aynı zamanda ciddi kalp rahatsızlıkları ya da bir takım eşlik eden ciddi engelleri, rahatsızlıkları da olabiliyor. Dolayısıyla hani baktığımız zaman basit bir beslenme ya da fırçalama düzeninin değişmesinden daha ciddi noktalara ulaşabiliyoruz. Hı hı. Burada da hiç yine unutmamamız gereken her çocuğun kendisi için uygun olan bir fırçalama ve beslenme düzenine ihtiyacı olduğu. Çünkü bu hastalar genellikle şekerli gıdaları çok fazla tüketiyorlar ve birçoğu kendisi çiğneme yapamıyor. Aynı zamanda şekerli mamalarla besleniyorlar. Dolayısıyla çürükle ilgili çok ciddi bir risk faktörü söz konusu. Eğer bu noktada yeterince fırçalamaya özen göstermezsek ya da dediğim gibi flor tedavisi, fissür örtücü dediğimiz koruyucu diş tedavilerinden yararlanmazsak, o zaman bizim yine çürükle tanışmamamız mucize olabilir. Mutlaka 3 ay aralıklarla diş hekimine kontrole, sık sık kontrole gidilmeli. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi aslında çürük yüzeyde kırılma oluşturmadan önce biz bunu dolgu yapmadan tedavi edebiliyoruz. Bu noktada mümkün olduğunca o anestezi aşamasına gelmemeye çalışıyoruz hastalarda. Güven oluşturarak hep aynı diş hekimiyle çocuğun yine anlaşabildiği bir insanla iletişim kurması, gerginlik, korku yaşamaması ve sık kontroller, fırçalamadan hiçbir zaman vazgeçilmemesi. Bu hastalar için çok güzel, özel hazırlanmış fırçalar mevcut. Bunların tercih edilmesi çok önemli. Peki genel anestezi konusunda da biraz değinmek istiyorum ben. Bu genel anestezi ve sedasyon galiba. Evet. Nedir hocam? Biraz bahseder misiniz bize? Şöyle ki genel anestezi dediğimiz şey aslında hastamızın bilinci kapalı olarak tamamen derin bir uyku halinde olduğu ve yapılan tedavileri o geçirdiği sürece hatırlamadığı bir yöntem. Sedasyon dediğimiz yöntem ise hastaların bilincinin tam olarak kapalı olmadığı bir durum. Çünkü genellikle hastaların daha böyle rahatlamış hissettiği kendini, o korkularından, endişelerinden arındığı bir durum ama hasta kendi solunumunu devam ettiriyor. Kendisi yani lokal yutkunuyor. Anestezi gibi diyebilir miyiz? Yoksa farklı rahatlamış mı? Rahatlamış bir hal diyebiliriz aslında sedasyon dediğimiz işlem için. Ancak burada gereklilikleri farklı. Sedasyon işlemi daha çok yetişkin bireylerde diş hekimi fobisi olan, diş tedavisi endişesi yaşayan hastalar için tercih ettiğimiz ve çok kısa süreli işlemler için tercih ettiğimiz, yani yaklaşık 5 maksimum 10 dakikalık işlemler için tercih ettiğimiz bir yöntem. Yani bir sakinleştirici etkisi aynen. diyebiliriz aynen kısacası. Aynen öyle. Yani neden diş tedavisi için bu yöntemler kullanılıyor? Aslında bu da yine ailelerin çok merak ettiği bir soru. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Ya bu diş değil mi? Hani ya bu süt dişi değil mi? Hani bu tedavi gerekli mi? Bu noktada şunu unutmamak lazım ki sağlık ağızdan başlıyor. Dolayısıyla bizim diş sağlığımız eğer bozulduysa o zaman bu bizim vücut sağlığımızın da bozulacağı anlamına gelir. Çünkü istediği şeyleri yiyemeyen, sert her şeyden kaçınan, sadece yumuşak şeyleri tüketen bir insanın yeterli mineralleri, vitaminleri alması mümkün değil. Aynı zamanda ciddi konuşma bozukluklarına, ciddi çene bozukluklarına neden olan bahsettiğim gibi süt dişinde başlayıp ama daimi dişte devam eden kompleks bir problemden bahsediyoruz. Bir taraftan da yeteri kadar çiğneyemeyip o çürüklerin ağrı yapmasından dolayı yeterince çiğnemeden yutulan gıdaların mide problemleri, mide problemlerinin ilerleyip yine sindirim problemleri haline gelmesinden de bahsediyoruz. Dolayısıyla hani çürük deyip geçemediğimiz bir noktada ve dediğim gibi özellikle çocuğun büyüme gelişim devam ederken ciddi oranda çenesinde kaymalara, bozukluklara neden olabilen, gece ağrıları, apseleri yapan, antibiyotikler kullanmak zorunda kaldığımız bir sıkıntıyı mutlaka çözmek gerekiyor. Bu noktada da şimdi küçük yaş grubundaki hastalarda bazen onları tedaviye ikna edemiyoruz. Yani biz tedaviye koltukta ikna etmek için elimizden geleni yapıyoruz ama bu noktada tedavi yapmadığımız zaman karşılaşacağımız sorunlar belli. Bu tedavileri tek seferde ağrı yaşamadan, herhangi bir korku, travma yaşamadan çözebilmek adına genel anestezi yöntemini kullanıyoruz. Yani peki riskli midir bu genel anestezi yöntemi? Burada genel anestezide önemli olan şey şu. Doğru insanlar tarafından doğru yerde uygulanması. Yani ne demek istiyorum? Uzman kişiler tarafından, işinin ehli olan kişiler tarafından yeterli tıbbi donanıma sahip personel tarafından
yeterli uygun cihazların kullanıldığı tam teşekküllü, yani acil tıbbi müdahalenin yapılabildiği bir merkezde bunun yapılması lazım. Ve yine burada çok önemli olan bir nokta da şu, bu yapılacak işlem için hastanın, ailenin bir güven ortamında olduğunu hissetmesi lazım. Evet. Peki şimdi diş bozukluklarından biraz bahsedelim Elif Hocam. Diş bozukluklarını erken tedavi etmek mümkün mü? Aynen öyle. Yani diş bozuklukları dediğimiz zaman aslında çok geniş bir konu ama çapraşıklıklar, yer darlıkları ya da alt çenenin, üst çenenin önde ya da geride olması. Bu saydıklarınızdan en çok hangisiyle karşı karşıya kalıyorsunuz? Çapraşıklık aslında en sık yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Bu da yine aslında diş çürüğüyle ilişkili. Yani uzun dönem eğer dişlerde çürük varsa kırılmalar oluyor. Buna bağlı da eğer 5-6 dişte birden bu çürükle çürüğe maruz kalıyorsa çene, o zaman çenenin toplam boyunda bir kısalma görüyoruz. Dolayısıyla da yerine gelecek olan dişler için mevcut yerden daha az bir alan kaldığı için ya gömülü kalıyor bu dişler ya da önden arkadan diğer dişin arasından çıkmaya çalışabiliyor. Onun dışında yine zararlı alışkanlıklar, parmak emme ya da tırnak yeme ya da emzik emme, biberon kullanma, yine bir takım battaniye emme, yani bunu çok çeşitlendirebiliriz. Dudak emme, onun dışında kalem ısırma, bu tarz alışkanlıklarda da belki tek bir dişe etkileyen, belki bütün çeneye etkileyen bozukluklar oluyor. Bizim alışkanlık kırıcı dediğimiz apareyler var. Bunlar öncelikle o alışkanlığın ortadan kalkması için, sonra da dişlerde, çenede oluşan bozukluğun tedavi edilmesi için kullandığımız apareyler. Bunlar erken dönemde çocuk daha hızlı bir şekilde gelişip büyürken ve bu alışkanlık ciddi bozulmalara yol açmamışken 3-6 ay gibi bir sürede tedavi edilebiliyor. Ama uzun dönemde 13-14 yaşından sonra bunları tel tedavisiyle, gerekirse belki daha ileri tedavilerle de çözmek gerekebiliyor. Evet. Hocam peki bu geniz eti ve bademcik evet, diş çürüğü sorunlarıyla ilişkili midir? Şöyle ki burada aslında yine ağızdan nefes almanın dişler üzerindeki etkisi söz konusu. Çünkü burnundan nefes alamayan bir çocuk ağzını açarak nefes aldığı zaman normal şartlarda üst çene üzerinde konumlanan dilin alt çenede konumlanması gibi bir durum görüyoruz. Bu da alt çenenin üst çeneden daha fazla büyümesi ve aşağıya doğru büyümesi anlamına geliyor. Aynı zamanda üst çenede de bir daralma görüyoruz. Yani dolayısıyla hem diş çapraşıklığı oluşurken hem de alt çenenin üst çeneyi kapatması, aşağı doğru hareket etmesi ve bir süre sonra da ön açık kapanış dediğimiz, arka dişleri ısırdığımız zaman ön dişlerin arasında boşluk kalması durumu söz konusu oluyor. Yine bademcikler sık sık hastalanan çocuklarımızda aynı şekilde burnundan nefes alamadığı için ağzından nefes almasına neden oluyor. Ağzından nefes alma, bu anlattığım etkilerinin yanında aynı zamanda ağız kuruluğu yaptığı için bir miktar daha çürük sayısının artması anlamına da geliyor. Dolayısıyla bu sorunların uzun vadede çözülmediğinde çene bozukluklarıyla birlikte daha fazla çürük oluşturduğunu da görüyoruz. Aslında çürük diyoruz. Yani ben bu konuyu özellikle değinmek istiyorum. Şu evet, doğru mu hocam? Şeker hastası olan çocuklarda işte ya da kalp hastasında olan çocuklarda bu diş çürüğü tetikliyor mu? Böyle bir söylenti var. Doğru mudur bu? Şöyle ki, şeker hastalığı çürükle ya da kalp hastalığı birebir ilişkilidir. Bunda da şunu demek istiyorum. Yani eğer bizim şeker hastalığımız kontrol altında değilse, kan seviyemizde sürekli şeker yükseliyor, aşağı düşüyorsa, o zaman bu dişleri de olumsuz etkiliyor. Daha fazla diş eti hastalığı, diş hastalığı oluştuğunu görüyoruz. Onun dışında yine eğer ağız içerisinde çürük varsa, bunun şeker hastası ya da kalp hastası olan bireylerde o hastalığı, yani mevcut olan hastalığı daha kötüleştirdiğini biliyoruz. Bu nedenle de özellikle kalp hastası olan hastalarımızda ağızda çürük oluşturan bakterilerle kalp kapakçığına yerleşerek enfektif endokardit dediğimiz çok ciddi bir kalp rahatsızlığı oluşturan bakteriler aynı tür bakteriler. Dolayısıyla aslında çürük bizim vücudumuzda dolaşan bakteriler anlamına geliyor. Hem şeker hastalığında hem de kalp hastalığında çok
ciddi, sık kontrollerin yapılması ve oluşan bir çürüğün ya da diş hastalığının mutlaka hızlı bir şekilde tedavi edilmesi çok önemli. Evet, hocam şimdi dişte bir çürük olduğu zaman hemen bir dolgu, böyle bir algı var. Peki bunun dışında başka bir tedavi yöntemi yok mudur? Aynen öyle. Yani ailelerin hani çürük varsa mutlaka dolgu yapılacak diye düşünmesine gerek yok. Çünkü aslında bahsettiğimiz gibi gerekliyse şiddetli çürük problemi yaşayan hastalar için 3 ayda bir ya da çürük problemi olmayan, sık sık çürük oluşturmayan çocuklar ya da yetişkinler için de 6 ayda bir diş hekimi kontrolü bu amaçla var. Çünkü var olan yeni bir çürüğün aslında biz bunu hızlı bir şekilde tespit edip dolguya ihtiyaç kalmadan tedavisini yapabiliyoruz. Yani çürük için tek aslında çözüm dolgu değil. Erken aşamada tespit edildiğinde bunun daha kolay tedavileri de mevcut. Evet. Hocam son olarak ailelere buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani her zaman her gün devam eden düzenli bir fırçalama alışkanlığının çok çok önemli olduğunu, çürük için önleyici olduğunu hiç unutmamak lazım. Aynı zamanda da diş hekimi korkusu oluşmaması için erken bir şekilde çocukların diş hekimiyle tanışması çok önemli. Hocam umarım sizin sayenizde de ailedekilerin bir nebze olsun soru işaretlerini kafalardaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün ben önemli bir konuya ederim. Değindik aslında. Çocuklarda diş sağlığını konuştuk. Umarım farklı bir zamanda tekrardan sizinle görüşürüz. Evet, bugün Olay Sağlık programının burada sonuna geldik. Çocuklarda diş sağlığını konuştuk. Uzman diş tabibi Elif Tekpınar bizlerle birlikteydi. Bugün Olay Sağlık'tan aktaracaklarımız bunlardı. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.